Bulmak istediğim zaman ben kendimi yok etmem lazım. Bak akıllıyız. Yani diyoruz ya, kıskanmış mıyım? Kıskancım. Sen öyle bir adam değilsin. Ben hayatımda, yanlış anlamayın, hayatımda çalışan bir bayan istemiyorum. Bak büyük konuşmayayım. Çünkü ihtiyacım yok. İhtiyacım olursa buyur sen de çalış, ben de çalışayım. Hani karşı değilim çalışanlara. Hani bayan erkek eşitliği diyoruz da. Yani kadınlar çalışmasın demiyor. Benim eşim sonradan çalışma hayatı başladığı yüzden evliliğimiz yıkıldı. Benim de artık bakacak gücüm var. Çalışan hanım istemiyorum diyor. Aynen o şekilde. Çalışana da saygım var diyor. Kendisine söyledim. Birleşme zamanımızda olduğunda çalışma dedim. Ve tamam demişti. Tamam dedikten sonra gizli gizli gene iş aramış. Gene şey yapmış. Burada saygı nerede diyorum. Saygı nerede? Dinlemiyorsun. Bu sefer beni suçluyor. Ne yapacaksın diyor. Kendi kendine demek ki kararını vermiş. Artık zeminin kafasına yatırmış. O yaşadığınız ekonomik sıkıntılar sebep olmuş olabilir mi? Ekonomik sıkıntı değil. Biz ne kadar ekonomik sıkıntı varsa da benim cebimde her zaman paramız vardı. Evimizde aç bırakmadık, susuz bırakmadık. Allah'a şükür. Musluktan su akar. Her zaman akar. Ha o krizler ne? Aileli mesele krizler. Sıkıştı, şey yaptı. Yani olay bu. Başka? Ama ben senin içindeki o küçük çocuğu biliyorum. İçimde küçük çocuk var. Gerçekten biliyorum. Var. Ben sen dedin ya biz eşimle özür dilerim. Biz eşimle çok küçük bir yola girdik. Küçük evlendik. Küçüklük arkadaşı gibi bir şey. Aynen ama öyle. O içinizdeki çocukları görebiliyoruz biz yani. Senin içindeki çocuğu da görüyoruz. Melek de görüyor içindeki çocuğu. Konuşmak mı istiyorsun? Gel. Al mikrofonu gel. Bir sezon tabii finali konuşması yap bakalım. Tanışmak istiyorum diyor da. Gel. Ha. Ben de onu yaratmaya çalışıyorum Seda ablacığım. Evet. Ben ondan kalkıp da hemen büyük nişan... Büyük sabırla hem de. He, nişan ya da işte ertesi günü düğün falan ben hiçbir zaman bu şekilde ona baskı yapmadım kendisine. Sadece demek istediğim ona, yani benimle gerçekten tanışmak istiyorsan beni Kayseri'ye götürsün, ailenle tanışırım, sen gelirsin, ailemle tanışırsın. Ha, ailemi beğenmedin mi? O zaman yollarımız ayrılır. Ama şu an kendisi de diyor mesela aileni tanımıyorum. Tamam tanımıyorsam ben de tanışma fırsatı yaratmaya çalışıyorum Seda ablacığım kendisine. Melek mikrofon almışken sen nasıl bir kızsın? Ben normalde çok duygusal bir insanımdır Seda ablacığım. Mesela bazen burada ağlamalarım oldu. İşte çoğu insan dedi ki sana değer vermeyen insan için ağlıyorsun. Aslında öyle değil. Ben kendimi bazen ifade edemediğim için çoğu ağlayışlarım oldu. Nasıl desem... Yani hırsımdan... Sen aileni bile karşına aldın aşkım. Evet, yani herkesi karşıma aldım. Kimseyi dinlemedim tüm cesaretimle. Hep arkasında durdum. Her şeyini bile bile arkasında durdum. Destek çıktım. Şöyle söyleyeyim. Ben çocuklarla barıştırmaya bile kalktım Seda ablacığım. Yani eski eşiyle diyaloğa girdim. Evet. Konuştun yani, sen onlarla. Benim haberim yani, yok bu olaylardan. Kesinlikle evet haberi yoktu. Ben kendim yaptım hani. Ama eski eşi de bana karşı bir anlaştı bir şekilde yanaşmadı, davranmadı. Hani kötü mü davrandı? Biraz evet kötü davrandı. İşte sanki onu aramışım beni böyle basit gördü. Ya aslında aramadım Seda ablacığım. Ben mesaj atmıştım. Hani Yusuf'tan habersiz sürpriz yapmak istemiştim. Hatta ekiplere de söylemiştim o zaman. Evet. Vardı. Hani sürpriz yapardım en azından bir yerde dedim buluştururum. Tamam eski iş olmayabilir ama sonuçta çocuklarını hani diyordu ya ruhum rahat değil diyordu bir zamanlar. Çocuklarla. Ben de çocuklarını hani belki ikna edebilirim, belki konuşabilirim, hani anlaş gösterebilirler. O düşünceyle gittim hani ya da ben ince fikirliyim. Evet. Ama o şekilde karşılık vermediler. Çok farklı davrandılar. Senin üzerine vazife değil falan gibi herhalde. Aynen çok. Hani bunda da basitlik yok. Ben basitmişim gibi hareketler, tavırlar sergiledi. Ben basit bir insan da değilim bunu buradan duysun. Herkesin karakteri değilsin. Konuşmasından... Yok, basit o kesinlikle seni basit yerine kesinlikle koymaz. Bak o seviyeli bir... Bak gayrıdığından değil. Melek, hayır ben konuştuğum kelimeleri ben söylüyorum. Sen şeyimi, ne basit bir insansın. Sen öyle anlamış algıladın. Neyse boş evet, öyle bir şey. Onları konuşmayın. Neyse evet yani ben yine bir şey söylemiyorum. Aralarındaki sorunlar... Benim sadece amacım çocuklarını barıştırmaktı kendisinden. Evet. Sen iyilik evet, yapmak yani, isterken... Yani ben iyilik yapmayı seven bir insanım. Evet. Ama her yaptığım iyilikte de... Tabii nankörlük de peki, diyorum, yalan değil. Peki, vazgeçmeyeceğim diyorsun davamdan. Ben Yusuf'un her türlü peşindeyim, arkasındayım, yanındayım, yöresindeyim diyorsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ablacığım. Bir sezon boyunca herkes senin aşkını evet, konuştu. En büyük aşk senin aşkın oldu. Ben vazgeçmek için sevmedim. Ben her şeyi göze ala ala sevdim onu. Hatta yeri geldi aileme karşı çıktım. Ailem istemedi. Ailemi ikna etmeye çalıştım.
yine yeri geldi Yusuf'un bazı ve kendisi aileme de söyledim. Yusuf'un hal ve hareketlerine bakmayın. Yusuf'un hal ve hareketleri ekranda göründüğü gibi değil. Gerçekte öyle bir insan değil. Her zaman içindeki merhametini, vicdanını her daim aileme anlattım. Ben kötü bir insan sevmedim Seda ablacığım. Kesinlikle öyle canım. Ben kesinlikle kötü bir insan sevmedim. Ya ayrılsak bile en azından kendi kendime dedim kötü bir insan sevmedim. Peki vicdanını. Melekciğim geç yavrum. Yusuf, kendinle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Seda ne Hanım, güzel konuştun bugün deli ya. Dolu. Gerçekten konuşabildim mi? Hayatımda ilk vallahi defa böyle evet, bir şey konuştum. Gerçekten ilk defa yani bir sezondur ilk defa çok güzel konuştum. Aslına bakarsan şöyle içim ufku kaldı. Bakıyorum programa biraz da böyle bir dertleşmek lazımdı. Böyle bir devamlı bekledim ben. Ekiplere de söyledim. Arka taraftaki ekiplere de söyledim. Yani herkesin bir içinde bir maksatı doğru. olan bir şey vardı bugün. Hani evlenmek oldu. İçin gelip de bazı şeyleri dışına dökmek. Doğru söylüyorum. Ama burada böyle bir fırsat olmadığından dolayı yaratamadık. Gene nasip de varmış. Oldu. Allah razı olsun sizden. Vallahi beni kimse kötülemesin. Daha halen ben söylüyorum. Kötü bir insan değilim. Deli dolu insanım. Yok, kötü bir insan değiliz. Karşındaki yürürken nasıl yürüdüğünü, nasıl geldiğini ben anlayan bir kişiyim. Onun topuklarından, onun ayaklarından gerçekten hissederim ben. Yusuf, buyur. Son bir soru. Sezon finalindeyiz. Şimdi 2 ay tatil yapacağız. Ne olacak? Bu meleğin şansı olacak mı önümüzdeki dönem? Şimdi önümüzdeki dönem Allah büyük. Önümüzü görmüyoruz. Bak bir gün konuşuruz, yola gidiyoruz. Eve gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Onu konuşamam. Ama kendisine saygım var. Kendi umudu, kendi şeyi. Ben melekle evleneceğim demiyorum. Ama ben bir deli dolu insanım. Ne zaman ne yapacağımı ben iyi bilirim. Ben şimdi buna söylemiş olsam o kendisini ona göre hazırlayacak. Kesinlikle umut vermiyorum. Kendi ailesine de söylüyorum. Ve diyorum ki medeni bir şekilde anlaşabiliyorsak şu şekilde 2-3 gün daha 4 gün daha memlekete gideceğim. Kayseri'ye gideceğim. Meleği medeni bir mi? Şekilde tabii ki medeni bir şekilde gelmek istiyorsa ki medeni bir şekilde ama ben burada ailesine de sesleniyorum. Oraya gittim benim ailem büyüklerim belki yani öyle bir şeyim ki ben zor bir insanım. 1-2 günde kaynaşacak bir insan değilim. Böyle bir birleşeceğiz. Burada birleşemiyoruz. Bir birleşeceğiz, kaynaşacağız, dertli piknik yapacağız. Aynen, seninle benimle olacağız. Tabii. Meleği tanıyacağım. Ha böyleymiş, huyu varmış, şuymuş, buymuş meleği diyeceğiz. Meleği çok severler, ben inanıyorum. Belki oradan da kalkarız, ailesinin yanına gideriz. Belki büyüklerim ne der bilmiyorum. Onun Allah hayırsın, hayırlısını dileyelim. Amin. Buradan amin. Çocuklarıma selamlar. Hayırlı bayramlar. Her bayram beklediğim gibi bugün bu bayramda Çocuklarımı bekleyeceğim. İnşallah gelecek. Ama içinize kinle, nefret, hayat gidiyor. Gidiyor Seda Hanım, yok. Doğru. Bitmiş. İnşallah. Her şey bitmiş. Peki.